Herkese merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda kocaman bir halı boy mousepad inceleyeceğiz. Bunu yayın yeri hal olarak kullanabilirsiniz. Video geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve incelememi istediğiniz ürünleri yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Mousepad'in boyu 900 cm'e 400 cm. Gerçekten çok büyük bir mousepad. Ürünü Trendyol'dan aldım. Fakat şöyle bir şey söyleyeceğim size. Eğer ürünü alacaksanız bir sürü çakma gönderen var. Bunun ürünün bile çakma olup olmadığını bilmiyorum. Büyük ihtimal çakma yani. Ama ürün kaliteli. Şimdi ona zaten bakacağız. Aynı satıcıdan 2 tane ürün sipariş ettim. Bir ürün düzgün geldi, diğer ürün yanlış geldi. Onu zaten iade ettim. Para iadesi yaptılar. Yerine başka bir mousepad aldım. Şimdi mousepad'in açılışına geçelim. Şimdi mousepad kargodan geldiğinde şöyle küçük bir şey, yani şeffaf bir şey sarılıydı. Poşete sarılıydı resmen. Sadece poşet vardı, başka bir şey yok. Faturası da var mıydı? Faturası garip bir şeydi, neyse. Bu şekilde geldi, katlı halde geldi. Şöyle bir mousepad'imizi açalım. Gördüğünüz gibi dümdüz gıcır gıcır bir mousepad. Kadraja sığmıyor. 900 cm 400 cm olduğu için şöyle bir elim alacağım kamerayı. Gördüğünüz gibi mousepad'in görünüşü bu şekilde. Mousepad gerçekten güzel, kalite olarak, sertlik olarak, şu malzeme kalitesi olarak mousepad'i çok beğendim. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir yüzeyi var. Dikişli kenarları. Şöyle mouse'umuzu gezdirelim. Bak gördüğünüz gibi gıcır gıcır kayıyor, bir de netlerse. Evet, gıcır gıcır mouse'umuz kayıyor. Burada Razer Glide Juice yazıyor. Burada da Razer logosu var. Dediğim gibi çakma olup olmadığına emin değilim. Bir haftadır kullanıyorum. Hatta bir haftadan fazla olması gerekiyor. Yani mousepad'den gerçekten memnunum. Kaymıyor yani masada. Alt tarafı bu şekilde kaymaz plastik. Gördüğünüz gibi net diyelim. Üstü de bu şekilde gayet pürüzsüz bir yapısı var. Hız mousepad'i diye geçiyormuş bunlar. Fakat hız mousepad'i yollamıyorlar yani. Pürüzlü şu üst yüzeyi şu şekilde olabiliyor. Mesela bana gelen diğer ürün bu şekildeydi. Yani altı üstü gibiydi. Ya yani üstü altı gibiydi, pardon. Berbat bir yapısı vardı. Mousepad'i, yani mouse'u kaydırmıyordum. Elimi yani yara yapacak bir şekildeydi. Onun için ikinci, yani iki tane sipariş ettiğim diğerini iade ettim. Para iadesini yaptılar. Sağ olsunlar. Daha sonra 70-30'luk aldım. Onu da başkasına verdim. O şekilde yani. Gördüğünüz gibi kayıyor mouse'umuz. Ürün linkini açıklama kısmında vereceğim. Dikkat edin alırken. Çünkü bir sürü yalan dolan var. Yani başka ürün gönderiyorlar. Yanlış ürün gönderiyorlar. Bunlara dikkat edin. Eğer ürün size yanlış geliyorsa direkt iade edin yani. O şekilde söyleyebilirim. Şu şekilde ben bir mouse'u gezdireyim. Siz de bir bakın. Ürünün eksenini söylemem gerekirse çabuk toz kapıyor. Ben bunu videodan önce temizledim, silktim biraz. Bayağı bir toz kaplamıştı şuraları. Siyah olduğu için tozu çok gösteriyor yani. Bir de şurada gördüğünüz gibi birazcık pislikler var. Ama bunu mousepad'i çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Yıkanır diye düşünüyorum. Zaten ürün sağlam. Şu en çok sevdiğim özelliği de, özelliği değil de malzeme kalitesi. Şu kısmı mesela çok güzel, sert yani. Burasının sert olması çok iyi. Benim eski mousepad, gördüğünüz gibi bu benim Hyper'ın mouse'undan çıkan klasik bir mousepad. Şurası mesela benim için yumuşak. Burası yumuşak olunca ben burayı sevmiyorum. Ve mouse tam böyle şey kaymıyor. Ben bunu size nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama biraz pürüzlü yüzeyi var yani. Tam böyle kaymıyor. Nasıl desem anlatamam ama mesela buraya getirince yani o hissiyatı anlayabiliyorsunuz. Mesela bakın. Ses geliyordur inşallah size. Hatta şöyle bir yakın çekim yapalım. Mouse'a da bağlı. Mouse'unuzun altına bağlı. Benimki mouse'un altı şu şekilde zaten. Mouse'umun incelemesini yaptım. Videolarımdan göz atabilirsiniz. Yani diyecek olursak mousepad gerçekten kaliteli. Adamlar sağlam bir mousepad yapmış. Son olarak dikkat edin yani. Ürünleri araştırın. Yorumlarına dikkat edin. Satıcılara sorunuzu sorun. O şekilde sipariş edin. Ben aldığım yerden mousepad'in linkini koyacağım. Ama tekrardan size söylüyorum. Dikkat edin. Eğer ürün bu şekilde gelmezse iadesini yapmayı unutmayın. Arkadaşlar bu da halıdaki görüntüsü. Gördüğünüz gibi
halının uzunluğunda. Halı gibi kullanabiliyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmına incelememi istediğiniz ürünleri yazabilirsiniz. Videolara tam gaz devam edeceğiz. Açıklama kısmında Discord sunucumuz bulunmakta. Yoruldum lan. Açıklama kısmında Discord sunucumuz bulunmakta. Discord sunucumuzda da gelmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.